Çok özür dilerim. Kusura bakmayın, huzurunuzu kaçırdım. Faruk, özür diliyorum. Bir şey söylemeyecek misin? İyi. İyi mi? İyi işte, ne diyeyim? Sinan Bey, gelmek istemez misiniz bizimle? Yok, sağ olun. Yerde küstünüz, gökyüzünde barışırsınız. Hadi buyurun, gelin işte. Nasıl biraz? Ya bir insan balon kullanmayı niye bilirsin lan? İşte gördüğüm kadarıyla şunları... Ya kurcalama, kurcalama. Bilmediği şeyi kurcalama. Ya kıpırdayıp durma, dikkatimi dağıtıyorsun. Ayrıca donum daha çok dikkatimi dağıtıyor. Ya annem dikti, tamam mı? Annem mi dikti? Evet. Annem don mu dikiyor? Hayır, sadece bu donumu dikti. Ya şu an donumdan daha önemli bir konumuz yok mu? Şuna dokunuyorlardan mı? Sinan! Yok yok. Oğlum henüz arama ekibi falan çıkmadı. Akşam haberlerine kadar ses seda çıkmazsa yaparız. He? Görüntü. O turistlerin elinde kameralarla bir şeyler çekiyorlardı. Onlara bakarız. Tabii tabii. Ben arkasından koşuyordum. Onu bir koyarız. He? Ne diyorsun? Duymuyorum, burada rüzgar var. Sinan, neredeyiz biz? Bileyim ben, her şey batıyor dikenli dikenli, bilmiyorum ki. Allah'ım, ben oraya binmeyeyim dedim, kaç kere dedim, binmeyeyim dedim, binmeyeyim dedim. Sanıyorum hiçbir yere çok yaklaştık. Evet evet, neredeyse geldik. Yok yok, bayağı oradayız ya. Hiçbir yere hoş geldiniz. Meçhul Şehir Belediyesi. Sinan, acaba bu şakayı daha fazla uzatmasak mı? Evet, hakikaten çok uzattın Eylül. Hadi gidelim. Ben mi uzattım? Yok, ben uzattım. Ben gidiyorum.
Görüşürüz. Tamam ben. Nereye gidiyorsun? Burada gidiyorum işte. Tamam birbirimizi de kaybedelim. Böyle gidelim değil mi? Sinan affedersin ama sen niye bu kadar keyiflisin? Biz şu an felaketsedeyiz. Sence seninle böyle bir yerde mahsur kalmak felaket mi? Ayı çıkarsa karşımıza görürsün Gündüz. Ne ayısı? Hangi ayı? Yok mu böyle hayvan olan kıllı kocaman? Yok canım abartma sen. Ayısı Allah aşkına. Bir dakika. Hı? Bizi arıyorlar. Yaşasın. Ya yaşasın. Ne oldu şimdi? Arıyorlar. Yanlış yere gittiler. Bulana kadar baktığın her yer yanlıştır. Eksik olma Aristo. Yo, Aristo değil benim lafım. Bir karaktere söyletmiştim bir işte. Ah. Nasıl içiyorsun o suyu öyle yokuş yukarı? Böyle içime doğru çekiyorum. Çok güzel. Sen hiç denemedin mi? Yo bizim bardaklarımız mı? Denemelisin bence çok güzel bir şey. Dene dene. Oh. İyice böyle sok kafanı dipten sütle çek. Pipet gibi. Nasıl? Aman su içiyoruz işte Sinan. Abartılacak bir şey yok. Ama ben sana söylemiştim. Önemsiz şeyler önemlidirler diye. Sinan bir annemi sığınmamız lazım. Başım. Yürü, yürü. Belki de düğünü bu vadide yapmazdın. Şimdi niye düğünden bahsediyorsun ki? Ne bileyim. Herhalde damadın aleyhinde konuşmak istiyorum. Başlama gene. Bu havada arama da yapamazlar. Evet, yaşasın. Sen bayağı bulunmak istemeyen bir kayıpsın. Ya şimdi böyle sürekli seni övüp karizmamı aşındırmak istemiyorum ama sana da hani sen ve ben, mağara, ateş, yağmur biraz olsun güzel gelmiyor mu? İyice acıktım. Ve bu bölgede gerçekten ayılar var. Ya sürekli ayılardan bahsetmesen... Ne yapayım? Mağaramızın erkeğisin. Hani belki bir tedbir düşünürsün diye söylüyorum. Ama biliyor musun? Cesaretin bana gerçekten güven veriyor Sinan. Allah Allah. O balonu uçarak kurtaran Süpermen'i unuttun herhalde. Unutmadım canım. Doğru. Sen benim hayatımda gördüğüm en cesur korkaksın. Sana da malzeme çıkıyor. Artık yazarsın bunları hep. Bakacağız. Sonu güzel biterse yazarım. Güzel bitmezse yazmayacak mısın? Yok. Aa neden? Patron mutlu son istiyor. Peki sonu nasıl olursa güzel olur sence? Yani ben yazsam. Bence. Şimdi bizi hiçbir zaman bulamazlar. Biz böyle seninle burada baş başa yalnız kalırız. Tabii bunca sene ne yapacağız? Bir mağara düğünüyle evleniriz. Koca mağara. Tek başına olmaz. Yani böyle aile olmaz. Çocuklarımız olur. Ne yiyip ne içiyoruz? Herhalde tarımla uğraşıyoruz. Yok bankacılık. Ya tabii tarım da yani hayvancılık falan da var. Ayılarımız da var diyorsun. Ya senin bu ayı saplantını ne yapacağız biz ya? Ne yani şimdi mutlu son mu? Değil mi? Sen söyle o zaman. Bir kere hava diner. Bir gökkuşağı çıkar gökyüzünde kocaman. Tam ortasından böyle bir helikopter gelir, iner ve bizi kurtarır. Ha, helikopterden ineriz. Sen yoluna, ben yoluma diyorsun ya. Gibi. Ama bu hikayede kızla çocuk ayrılıyorlar. Kızla çocuk evleniyorlar. Bu sizin hikayeniz mi, bizim hikayemiz? Canım senarist olan sensin. Onu da sen yazacaksın artık, bilmiyorum. Of, çok üşüdüm ya. Sağ ol. Hayır, hazır buraya kadar gelmişken acaba... Şuraya otursam mı? Çünkü malum ben de biraz alttan soğuk alıyorum. Belki çünkü mont da yetmezse. Hani şöyle bir sarılırsam, tabii ısıtma amacıyla. Ha, gerek yok, böyle iyi. Tabii ben de üşüdüğüm için malum çalı çırpı toplarken affedersin biraz donuma kadar ıslandım. Bu da bayağı ıslanmış, hiçbir işe yaramıyor gerçi. Ha işte o nedenle belki de şöyle bir sarılmam ikimiz için de iyi olabilir. Yani dostça. Dostça. Tabii dostça. Tek ellen hafif kavrama şeysi. Vallahi ısınıyorum sanki. (Gülüyor)